kadar gece oldu ya. Tarık yaptın mı? Kardeşim dur bitiyor. Ya Tarık ya, gece oldu bak, saat tam 12 oldu. Hala balkonu bitirememişsin. Ver şunu bana, ben yapacağım. Ya oğlum bırak, ben yapacağım ya. Allah Allah, zaten kendi evimi yapamadım. Hep senin evini uğraştık. Kardeşim bir gece bizde kal tamam mı? Sonra yarın kendi evini inşa edersin tam yanıma. Tamam mı kardeşim? Zaten bu evler yani geçici olarak inşa ediyoruz. Sonra bunları yıkacağız. Belediye izin vermiyor. Anladım kardeşim, yani kaçak yapı. Aynı öyle Tarık, kaçak yapı. Depremden kurtulduğumuz için bize şu anda izin veriyorlar. Anladın mı Tarık? Anladım kardeşim. Hadi neyse. Benim uykum geldi kardeşim. Eve gidip yatalım lütfen ya. Hayır, balkonu bitir öyle yatacağız ya. Hadi tamam kardeşim, bitiriyorum. Fakir ya. Her şeyi bana yaptırıyorsun. Farkında mısın? Ya ne yaptırması Tarık? 2 saattir hatta bütün gündür evle uğraşıyoruz ya. Evi yapmasaydık zombiler mi yesimiz? Dışarıda mı kalalım? Haklısın aslında kardeşim ama bilmiyorum, kendi evimi yapsaydım keşke ya. Sana yardım etmeseydim. Bana şu anda yardım etmeseydin ne kendi evini yapıyor olabilirdin ya da biz kendi evimizi tamamlamış olurduk. Yani bu geceyi sokakta geçirdik. Anladın mı Tarık? Anladım kardeşim, tamam ya. Hadi girelim artık bak. Gece oldu, soğuk oldu. Hadi lütfen eve girelim kardeşim. Tamam kardeşim, giriyoruz. Bütün gün evle uğraştın. Size yemek hazırladım. Yemek ister misiniz? Yemek mi? Benim şu an karnım aşırı tok, biliyor musun örümcek kız? O kadar çok çalıştım ki şu evi baştan aşağı inşa ettim ya. Çok yoruldum ama şu anda aç değilim ya. Teşekkür ederim örümcek kız. Ne demek aşkım, istediğin zaman yiyebilirsin. Örümcek bak, bebeğimiz uyumadı hala. Örümcek bebek, saat kaç oldu baksana. Hadi uyusana, saat daha 12 oldu. Örümcek uykum yok ya. Kötü bir şeyler olduğunu farkındayım. Kötü bir şeyler yok örümcek bebek. Hadi yat tamam mı? Senin boyun uzaması için, yani abin gibi olman için erken uyuman gerekiyor. Evet örümcek bebek, erken uyuman gerekiyor. Hadi örümcek bebek, lütfen bizi kıyma ve uyu. Tamam bey babacığım, uyumaya çalışacağım. Aferin sana örümcek bebek. Senin bu hareketini takdir ediyorum. Örümcek çocuk, örümcek bebek, ninni okusana. Ninni mi okuyayım örümcek bebek? Evet, okulda hiç öğrenmedin mi? Özey. Öğrenmişsin, hadi örümcek bebeği uyut tamam mı? Bana ninni okuyayım. Tamamdır kardeşim, okuyorum. Tamamdır Ferit ailesi, örümcük ninni okuyor. Tarık, benim üst kata gelir misin kardeşim? Neden? Ferit ailesinde bazı eşyaların olmadığını göstereceğim. Ferit ailesi bazı eşyalarını kurtaramadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hem de büyük bir çoğunluğunu kurtaramadık. Görmüş olduğunuz gibi hatta mutfağın da yeri değişti. Evet arkadaşlar, maalesef kurtaramadık. Hadi gel Tarık, arkadaşlara gösterelim. Deprem anında hızlıca kaçmak zorunda kaldığımız için Ferit ailesi, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, eşyaların büyük bir bölümünü alamadık ya. Evet arkadaşlar, alamadık, yanımıza taşıyamadık. O da bomboş gözüküyor. Kardeşim bomboş olsa bile bir yatağımız var, ailemiz var. O yeterli değil mi? Aynı öyle kardeşim. En azından depremde ailemize zarar gelmedi. Arkadaşlar deprem çok büyüktü. Yer yarılmıştı, hatırlıyorsun değil mi Tarık? Hatta tam senin önünde oldu. Evet kardeşim, eve gidiyordum eşyalarımı almak için. Bir anda yer yarılıverdi ve ben de acilen panik yapıp sizi çağırdım. Evet Tarık, iyi ki başımıza bir şey gelmedi arkadaşlar. İyi ki yeni köye taşındık görmüş olduğunuz gibi. Evet Ferit ailesi. Her neyse, video like atıp kanalımıza abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Lütfen video like atın. Kanalımıza bir maçın video like atan, kanalımıza abone olup bildirimleri açan herkesin inşallah annesi babası ölümsüz olur ve ders notlarınız 100 olur diyorum arkadaşlar. İnşallah cennete gidersiniz diyorum. Amin Ferit ailesi. Amin arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada Ferit ailesi, lütfen yorumlarda geçmiş olsun dileklerinizi yazmayı unutmayın. Hepinizi ölüme teker teker kalp bırakacağım. Hadi bakalım Ferit ailesi. Evet arkadaşlar, vallahi billahi ölümden döndük ama Allah'ımız sayesinde, yüce Allah'ımız sayesinde kurtulmayı başardık. Evet Ferit ailesi, Allah'ımıza teşekkür ediyoruz. Allah'ımıza şükür arkadaşlar. Şu anda sağ bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz yeni köyümüzde. Evet arkadaşlar, bu köyde de hayatımızı kuracağız. Bu köyde de hayatımızı idame ettireceğiz. Evet Ferit ailesi, bu köyde her şey eskisi gibi olacak. Oğlum örümcek bebeği uyuttun mu? Evet örümcek anne, sessiz ol. Şş, uyuyor şu anda örümcek bebek. Güzel oğlum, tamamdır. O uyuduysa biz de uyuyalım bak. Fakir abin uyudu, Tarık abin uyudu. Saat çok geç oldu. O kadar bütün gün uğraştılar. Hadi biz de yatalım. Tamamdır örümcek anne. Hadi yatalım, gel üst kata. Tamamdır canım oğlum. Aa, Tarık abi niye yayda yatıyor? Oğlum sessiz ol hadi bak. Gel gel hadi, okul var yarın ya. Nom 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 nom. Tamamdır arkadaşlar. Hepinize iyi geceler. Ben şimdi uyuyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Örümcek kız, örümcek çocuk, Tarık. Arkadaşlar ne yorucu bir gündü ya. Vallahi çok güzel bir uyku çektim Ferit ailesi. Bir kafamı koydum. Vallahi arkadaşlar 12 saat falan uyudum. Neyse Ferit ailesi, şimdi örümcek bebeğe bakmak istiyorum. Örümcek bebek. Oh, örümcek bebek, ne olmuş sana? Baba. Aşılandım baba, yardım et. Oğlum, oğlum iyi misin? Oğlum hastaneye götüreyim mi seni? Baba. Baba hastaneye götür beni. Çok kötü hissediyorum. Kendim ateşim var.
Tamam örümcek bebek, bekle. Bekle, sakin ol. Tarık, örümcek kız, örümcek. Ha, ne oldu? Efendim, ne oldu? Ne oldu amcama? Çabuk uyanın. Örümcek bebeğe bir şey olmuş. Aşkım, sen ciddi misin? Ne oluyor amcama? Dostum, nerede? Hani nerede? Ne oldu örümcek bebeğe? Durun, durun, durun. Onu hastaneye götürmemiz gerekiyor. Çabuk beni takip edin. Baba, kendimi çok kötü hissediyorum. Evet örümcek bebeğe, farkındayım. Zaten görünüşün değişmiş. Şimdi seni hastaneye götüreceğim, tamam mı? Hiç üzülme canım oğlum. Tamamlayayım. Tamam tamam, hiç üzülme canım oğlum. Hadi Tarık, örümcek kız, örümcek, çabuk buraya gelin. Tamamdır aşkım, geliyoruz. Geliyoruz kardeşim. Baba, baba işte oğlum. Ne oluyor kardeşim? Çocuğun rengi değişmiş. Aşkım, ölüyor çocuğumuz. Örümcek baba, kardeşime ne oldu? Bilmiyorum. Doktor bey, doktor bey. Ha, ne oldu, buyurun, acil mi? Evet acil. Çocuğumuzun bir anda rengi değişti. Hastalandı çocuğumuz. Allah, ne oluyor bu çocuğa, ne olmuş böyle? Tamam evladım, durun, siz geri çekilin. Benim onu acil alacağım, yoğun bakım alacağım. Tamamdır doktor bey, tamamdır doktor bey. Lütfen oğlumuzu kurtarın. Doktor bey, hızlı olun lütfen. Kardeşim. Abi, lütfen güzel bir şey söyleyin. Doktor abi, lütfen içimiz açılsın. Lütfen iyi bir şey söyleyin. Evet oğlum, ne olsun? Maalesef olumlu bir şey söyleyemiyorum. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani doktor bey? Nasıl olumlu bir şey söyleyemiyorsunuz? Bu aralar köyümüze bulaşıcı bir çok tehlikeli virüs var. Sanırım bebeğinize bağışıklık sisteminden dolayı ona da bu virüs bulaşmış. O virüsün şimdi tedavisi yok mu? Elbette var ama 1-2 hafta falan sürecek. Hastanede kalması gerekiyor. Yatarak mı kalacak hastanede? Aynen öyle. 1-2 hafta ancak belirli günlerde görmeniz gerekiyor oğlunuzu. Şu anda oğlunuza çok tehlikeli bir virüs bulaşmış. O yüzden ellerinizi ve yüzünüzü hemen yıkamanız gerekiyor. Siz de hastalanmayın. Olamaz. Olamaz ya, ne yaptık? Bizim suçumuz yok değil mi? Hayır, sizin suçunuz yok beyefendi. Dediğim gibi köyde salgın var. Bebeğimizin bağışıklık sistemi de iyi olmadığı için virüsle savaşamamış. Aa, tamam. Tamamdır doktor, bir anladım. Tamamdır. Öyle işte, olaylar böyle. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Doktor bey, oğlumuzu peki ziyaret edebilir miyiz şu anda? Elbette edebilirsiniz ama bir kerelik, tamam mı? 15 dakika süreniz olacak. Yoksa virüs size de yayılabilir. Çok dikkatli olun. Tamamdır doktor bey. Tamamdır doktor abi. Tamamdır. Tamamdır. Hadi gelin örümcek kız, Tarık örümcek. Gelin bebeğimizi ziyaret edelim. Tamamdır aşkım, geliyoruz. Geliyoruz kardeşim. Aşkım, çocuğumu öperez miyim? Çocuğumu koklayamaz mıyım? Hayır örümcek kız, bu çok tehlikeli, anladın mı? Şu an çok tehlikeli virüs var. Ben bile bak, gördün mü, panjurun arkasını izliyorum. Çok korkuyorum çünkü bana bulaşır diye. Gitti benim yüzümü yıkadı mı apar topar. Evet kardeşim, sana bulaşabilir. Evet amcama, elini yüzünü yıkaman iyi olmuş. İnşallah kardeşim iyileşir. İnşallah örümcek, inşallah ya. Bir de Feridun ailesi daha yeni dünyaya gelmişti değil mi kardeşim? Evet, daha yeni dünya geldi. Turp gibi oğlumuz bir anda hastalığını verdi Feridun ailesi ya. Ne oldu, hiçbir fikrim yok. Evet, ben de bilmiyorum neden bu köye taşındı. Ya bu köyde bu çocuğun başına bir şeyler gelmeye başladı. Evet ömdük anne, bu köyde salgın varmış. Neyse Firdaysi, lütfen yorumlarda dua yazmayı unutmayın. Hepiniz yorumda gel 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 bırakacağız. Hadi bakalım Firdaysi. Evet arkadaşlar, dualarınızı lütfen eksik etmeyin. Evet arkadaşlar. Tarık, sanırım 15 dakika süremiz doldu kardeşim. Evet evet, doldu ya. Evet ömcama, doldu. Abi sor bir ya, ben biraz daha kalmak istiyorum. Ben de şey, Selami doktorum. Buyurun. 15 dakika süremiz doldu mu, artık gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz. Hatta şimdi gitmeniz gerekiyor. Virüs yayılabilir. Tamamdır. Örümcek kız, gitmemiz gerekiyor. Ya! O benim ama ya! Kardeşim biraz daha kalsaydık. Hayır, maalesef kalamayız. Virüs bize bulaşır Tarık. Bu çok tehlikeli bir şey, anlamıyor musun? Tamamdır kardeşim, fark ettim. Tamamdır aşkım, hadi evimize gidelim. Hadi örümcek, gidiyoruz. Tamamdır anne ya. O Feridaysi, kabullenmesi çok zor ama örümcek bebek her an vefat edebilir Feridaysi, biliyor musunuz? Evet arkadaşlar, çok amansız bir hastalık. Evet arkadaşlar, benim hatta yaşadım. Çok zor iyileşiyormuş. Çok düzgün bir saçla. Arkadaşlar kötü konuşmayın. Kötü olmasın. Anlaşıldı mı? Herkes iyi konuşacak. Örümcek bebek iyileşecek. Evet iyileşecek. Evet inşallah iyileşecek Firdaysi. İnşallah. Güvenimiz tam. Kardeşim şey, benim bir fikrim var. Daha pahalı ve daha lüks bir hastaneye götürsek olmaz mı? Sonuçta bu bir köy hastanesi. Kardeşim öyle bir şey yapamayız, anladın mı? Hem bizim durumumuz yok, hem de köy hastanesi deyip geçme kardeşim. Selami doktor ne kadar da profesyonel, biliyor musun? Evet Tarık ya. Evet Tarık abi. Selami doktor çaresine bakacaktı. Ya ne bileyim yani, Amerika'da bir hastaneye götürsek. Kardeşim Amerika'ya nasıl geçeceğiz, sen manyak mısın? Param var ya, hadi çıkart para bakalım, götürebilecek misin? Şey, haklısın aslında. Evet Tarık, bunu karşılayacak paramız yok.
çok saçmaladın ya. Evet Dayık abi, paya var, sesen var. Allah Allah. Ne bileyim, ben sadece fikrimi söyledim. Allah Allah. Neyse. Kardeşim zaten şu anda zor durumdayız. Üzgünüz. Çocuğumuz amansız bir hastalığa yakalandı. Fikrini söylemesen iyi olur Tarık ya. Tamam kardeşim, sustum. Evet Feridaysi, bir videonun daha sonu geldik arkadaşlar. Acımız çok büyük, anladınız mı arkadaşlar? Örümcek bebek gerçekten amansız bir hastalığa yakalandı. Feridaysi, yorumlarda dualarınızı bekliyorum. Video like atıp kanalımıza bir maç mı etmiyorsunuz arkadaşlar? Hadi bakalım Feridaysi. Örümcek bebek de bunun üstesinden gelecek. Ege hangi tane var? Tıkla tıkla tıkla. Ege hangi tane çıkan video? Sağda ve solda çıkan. Lütfen tıkla, unutmayın. Yorumlarınızı kalp bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.